Evet, dinliyorum. Uluslararası basında yeni yayınlanan yazılarınız şunlar Adnan Bey. İsrail'de en fazla dağıtımı yapılan İsrail Hayom gazetesinde yazılarınız yayınlanmaya başladı. Hem İbranice hem de İngilizce yayınında BDS zihniyeti neden barış için çözüm olamaz başlıklı makaleniz yayınlandı. Her iki dildeki sitelerinde makalenizi ana sayfalarından tanıtıyorlar. Yazınızda İsrail'e karşı sebepsiz yere oluşturulan nefrete örnek olarak Filistin'deki BDS hareketine değiniyorsunuz. Her hareketinde iki toplumun da birlikte barış ve kardeşlik ruhu içinde yaşayacağı, mutluluk, huzur, güvenlik ve refah dolu bir ortamı hedeflemesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Yakın Doğu ve Musevi dünyasının Fransızca yayınlanan tek dergisi İsrail Magazin'de Orta Doğu'nun adı anılmayan mültecileri Museviler başlıklı makaleniz yayınlandı. Dergi başta Fransa, Belçika, İsviçre, Kanada, Amerika olmak üzere dünya çapında dağıtılıyor. Dünyanın 3000 noktasında satılıyor. Dergi Fransız hükümeti tarafından yasal olarak tanınmış, ayırt edici bir öneme sahip. Derginin bu ayki sayısında Musevi toplumundan örnekler vererek uğradıkları zulüm ve haksızlıklara değiniyorsunuz. Kur'an'ı rehber edinen tüm inananların hangi din, dil ya da ırktan olursa olsun tüm mazlumların ezilmesini engelleyecek, Kur'an'la yürütülecek ilmi mücadelede yerlerini almalarının öneminden bahsediyorsunuz. Kuveyt'te İngilizce olarak basılan ilk günlük gazete Arab Times'ta "Referandum Kürtlere ne getirecek?" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Kürtlerin Saddam dönemi başta olmak üzere çeşitli dönemlerde büyük acılar yaşamış bir halk olduğunu, bu acıları onarmanın ve hak ettikleri güzel günleri yaşayabilmeleri için tüm Müslüman ülkelerle ortak hareket ederek güçlü bir ittifakın parçası olmaları gerektiğini anlatıyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda iş ve ekonomi haberlerini Arap dünyasına taşıyan lider kaynaklardan biri olan Amerika Delaware Delaware'da kurulmuş Ürdün Amman merkezli MENA Efendi de yayınlandı. Kanada Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan El Bilad gazetesinin İngilizce yayınında "Zorluklara rağmen birlik olarak güçlenen Amerika" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda insanlara bencilliği öğreten ideolojilerin etkisinin tamamen ortadan kaldırılarak felaket dönemlerinde ortaya çıkan yardımlaşma ve fedakarlık duygusunun her güne hakim olmasını temenni ediyorsunuz. Merkezi Bağdat'ta bulunan bağımsız sol çizgiye sahip Arapça günlük gazete El Mada'da "Charlottesville, ırkçılık belası Amerika'yı terk etmedi" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda ırkçılık sorununun tarihte sadece akılcı, uzlaşmacı ve barışçıl yöntemlerle yenildiğini, aynı şekilde bugün de barıştan uzak bir modelin başarılı olmasının imkansız olduğunu belirtiyorsunuz. Bosna merkezli haber sitesi Cazinet'te ise "Like için yaşamak sosyal medyanın yeni hastalığı" başlıklı makaleniz yayınlandı maşallah. Allah bize imkanlarımızı daha da artırsın. Her yerde İslam'ı, Kur'an'ı tebliğ edelim. İnşallah. O arada Musevi kardeşlerimizin Çardak Bayramı'nı da kutluyorum. İnşallah. Bayram başlayalı biraz vakit oldu. Halen devam ediyor. Allah mübarek etsin. Allah kalplerine ferahlık, huzur versin. Üzerlerine gelen sıkıntıları Allah defref etsin. İnşallah. Mehdi'nin Moşiyan çıkışını Cenab-ı Allah çabuklaştırsın. İnşallah. Hayırla, esenlikle, güzellikle Türkiye'yle de, Orta Doğu'yla da iç içe, kardeşçe Musevi kardeşlerimizin yaşamasını Cenab-ı Allah nasip etsin. İnşallah. Bütün İsrail'de insanların imanlarının artması için dua ediyoruz. Allah imanlı bir gençlik nasip etsin İsrail'e ve bütün Orta Doğu'ya. Allah kendi yolundan bizleri ayırmasın.